Hepiniz hoş geldiniz. Herkese saygı, selamlarımı sunarım. Rabbime şükürler olsun. Yıllardır dilimizden düşürmediğimiz bir olay bu nesile nasip oldu. Bizler de hep beraber en yaşlımızdan en gencimizden ilk defa yaşıyoruz böyle bir günü. İnşallah dahil olun derdimizin ömrü. Kısaca 19 Ağustos'ta başladık ama Ramazan bayramında attık bu temeli. Metni hazırladım. Belki atlamamak için, unutmamak için okuyarak bir şeyleri söylemeye çalışacağım. Önce İstanbul'da oturan köylüler beni yanlış anlamasın. Onlara da hoşlanıyor dedik zaten. Sayın Muhtarımız Ahmet Bey nezdinde köyümüzden yaklaşık 430 kilometre mesafeyi kat edip gelen köylülerimiz ve Çamlı'dan yine benim rahmetimden rahmet oldu Seyfi Bey'e. Ayrıca bir teşekkür ediyorum. Onlara ayrıca bir hoş geldin diyorum. Derneğin kuruluş amacını Ramazan bayramında köyde bulunanlar hatırlar. Temelli o zaman atmıştık bunu. Muhtarımızın başkanlığında toplantı yapıldı. Bu husus benim de bilgim yoktu evveliyatımda. Günlere getirildi. Ben de şimdi tesadüfen o köyde bulundum. Ben de içinde buldum kendimi. Sonra da her şeyi üstümüzde buldum. Bu dernek işinin bence fikir babası Cemil Kısmet kardeşi. Cemil Kısmet kardeşini huzurunuzda tebrik ediyorum, alkışlıyorum. Sizin de alkışlamanız gerekiyor. Bu yola arkadaşlar naçizane ben Kemal Kardı, Bilal Kapıcı, Kadir Azoğlu, Şevket Kaftan, Yavuz Kısmet. Unuttum var mı? İsmini okumadım var mı arkadaşlar? Mehmet İstek. Beraber yola çıktık işte yaklaşık 3 aylık bir süreçte. Ortalama 99 kişi üyeliğini gerçekleştirdik ama asil üyeliğe 88 kişi üye yapabildik. Yani bizim de zamanımız olmadı. Gitmekte, ulaşmakta. İnsanlarımız İstanbul'da dağınık oturuyor tabii. Biz de çalıştığımız herkesin kendine göre işi var, gücü var. Fırsat bulamadık. $500 yardım elde ettik. Onun dışında 88 üyeden 8800 lira para topladık. 1474 lira 50 kuruş. Derneğin kuruluşunda işte gazete ilanı, defterler, masrafı, otel masrafları gibi harcamamız oldu. 7800 gibi bir miktarda banka hesabımızda mevcuttu. Kuruluş amacının dışında bugüne kadar, şu ana kadar bu toplantı kahvaltılar dahil biz dernekten bir kuruş harcamadık. Ayrıca bu toplantının burada yapılması bize sağlayan Bağcılar Belediye Başkanımız Sayın Lokman Çağrı Beyefendi'ye şükranlarımı sunuyorum. Bu kahvaltıyı da bize lütfeden İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Mustafa Yılmaz Bey'e de ayrıca teşekkür ediyorum. Şuradan bahsetmeden atlamak çok yanlış olur. Bayat üyelerimizden bahsetmek istiyorum ben. Bu 88 üyenin içinde 4 tane bayat asil üyemiz oldu. Nezahat Özbay, Sevda Kısmet, Necdet Senin Ayol Kısmet ve Sinan Kısmet. Bunları da tebrik ediyorum. Diğer bayanların, bayan arkadaşların köylerinde alınmasından onları da bekliyoruz artık. Derneğe üye olmalarını. Eşlerimizi, nişanlarımızı, babalarımızı yormazsınız inşallah. Bir sonraki genel kurulda inşallah bayan üyeler yönetimi de ele geçirir ağırlıkla. Biz onların peşinden görürüz diye düşünüyorum.
Şahımızın, rahmetli Şahımızın oğlu var, Serdar Yardım. Serdar desen, hangi Serdar derler de, herkes ne? Onun da bize baktığı ikramı olacak. Ona da teşekkür ediyorum bunu. Yeni bir esas konumuzda amaç bu derneği. Derneği işte büyütmek, üyeleri sayısını arttırmak, gelirlerin tabii arttırmak. Bizim de bazı hedefler bulmak var. Bu konuda da hocamın önemli oğlu var. Yedobası'nda oturan Bayram Hamid, Hacı Bayram. Ondan inşallah şöyle yararlanırız. Üzerinde bir yerler, güvenlik yapar. Ona çok güvenirim ben bu hususta. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bir de bizim de öncemiz olmadığı için dernek nasıl yönetilir, nasıl işletilir, nasıl yapılır? Hatta bu işin yabancısı değilim ama tabii köylü derneği farklı. Biz depoluya alışık değiliz. Bir kişi bir gece. 3 aydır beraber çalışıyoruz. Allah'a şükür hiçbir çatlak ses çıkmadı aramızda. Birbirimiz haddimizi bildik. Birbirimiz önüne de geçmedik. Geçmiyoruz da. Yönetimde de inşallah yönetim kurulu da olacak. Danışma kurulumuz da olacak. Bu yönetim kurulu sonunda. Bir dönem bir süreyi inşallah aynı ekiple, aynı şekilde gayret içinde, samimiyet içinde, ciddiyet içinde aynı zamanda yürütürüz diye düşünüyoruz. Gençlere ben bir iki kelime etmek istiyorum. Bizim hedefimiz zaten bizim niyetimiz gençlere bırakmak bu işi. Onlara iyi örnek olmak istiyoruz. Sizlere iyi örnek olmak istiyoruz. Şunu demeye çalışıyorum. Bu ekip için beyaz her gün beyaz, siyah da her gün siyah olacaktır. Yanlış da yaparsak bizi düzeltirsiniz. Hepinizin fikrine ihtiyacımız var. Sağ olun, var olunuz, yalnız bırakmadınız. Beni sevgili kardeşim, hakikaten şurada gördüm, kurşunumdan geliyor adam. Kendimi zor tuttum. Köylülerim zaten ayrıca köyden kalkıp gelmeleri bir meşakkat çekilmişler. Ayaklarına sağlık. Allah razı olsun. Hepinizden Allah razı olsun. Bizler sizleri duyuyoruz. Sizler bizleri tanıyorsunuz. 59 yaşındayım. 59 seneden önce nasılsam şimdi de aynıyım. Bu dönemin sonunda da ömrümüz yeterse yine aynı olacağız. Genel kurda görevimizi ilave edeceğiz. Herkese saygılar sunarım. Teşekkür ederim.